Pompei'den herkese merhaba arkadaşlar. Yeni durağımızda Pompei'ye geldik. Napoli merkezden yaklaşık yarım saat uzaklıkta dünya ünlü Pompei şehrindeyiz. Neden burası çok ünlü? Çünkü milattan sonra 79 yılında patlayan Vezüv Yanardağ'ın patlamasıyla tamamen lavlar altında kalan 15 bin insanın öldüğü, şu anda da tamamen böyle bir Roma forum gibi gezebileceğiniz bir antik kent olan Pompei'ye geldik. Bugün yaklaşık bir 2 saat burada takılacağız. Hatta 2 saati de geçebilir. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz. 11 kilometre karelik aslında bir alan tamamen lavlar altında kaldı. Detayları birazdan anlatacağım. Ve şu anda da buraya 19 euroya kişi başı ücretle giriş yapılabiliyor. İndirimli bilet 3 euro. Yani çocuklar için de 3 euro. Gördüğünüz gibi böyle uzunca bir yoldan giriyorsunuz. Sonrasında artık hamamları, genel evini, antik tiyatrosunu, gladyatörlerin çalışma alanını, evlerini ve birçok önemli tarihi mekanı bu rotamızda gezeceğiz. Pompei gerçekten çok merak ettiğim bir yerde. Çünkü dünyada eşi benzeri olmayan bir olay. Tamamen bir şehrin lavlar altında kalması. Şu anda artık girişimizi yaptık. Bakalım neler gelecek. İlk olarak palestro ve amfiteyatro kısmına geldik arkadaşlar. Burası gladyatörlerin çalışma alanı. Hani o Spartacus filminde izlediğimiz çalıştıkları yerler var ya, antrenman yaptıkları yerler. Bu gördüğünüz yer orası. Hatta bazı filmlerde burada çekilmiş. O yüzden ilk giriş olarak buradan başladık. Arka tarafta da zaten tipik bir amfiteyatro var. Oraya doğru devam edeceğiz. Burası da arkadaşlar Piccolo Theater, yani küçük tiyatro. Bu tarz antik kentlerde ya da eski kentlerde bir büyük tiyatro olurmuş, bir de birkaç tane küçük tiyatro olurmuş. 1000 kişi olanlara küçük tiyatrolar diyorlar. Burası tamamen orijinalini, yani aslını koruyan bir tiyatro. Bakın görüyorsunuz, küçük heykellere kadar hepsi aslını korumuş. Lavlardan da çok etkilenmemiş yerlerden bir tanesi. Yine tiyatrodan sonra, antik tiyatrodan çıktıktan sonra ya da gladyatörlerin çalışma alanından sonra burası sizi karşılayacak. Roma medeniyetinin en önemli özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar yaptıkları yollardır. Tarihi ticaret yollarında binlerce kilometre yolları inşa etmişler. Bu yollardan bir tanesi de Pompei'de gördüğünüz gibi devasa taşlarla birbirine geçirerek binlerce yıldır bu şekilde yollar hizmet vermeye devam ediyor. Bakın Türkiye'dekileri ya da diğer ülkelerdekileri düşünün. Bir yol en fazla 20-30 sene devam ederken burada kaç bin yıldır bu yol varlığını sürdürüyor. Yol boyunca size böyle evler eşlik edecek arkadaşlar. Bu evlerden bazılarında da gördüğünüz gibi mutfaklar var. Bakın burası eski mutfaklardan bir tanesi. Yemeklerin konulduğu ya da pişirildiği, ateşlerin yakıldığı yerden bir tanesi de burası. Ki bazılarında da fırınlar var. Yani fırın derken eski tip fırınlardan bahsediyorum. Odun fırınları gibi düşünün. Ama şu arkada gördüklerinizin her bir tanesi ya dükkan ya da ev olarak kullanılmış. Şimdi burası da Jay'nin evi arkadaşlar. Casa de Jay diye geçiyor. Belki İtalyanca farklı okunuyordur. Sey diye de okunuyordur. Şimdi şurada Cornelium'u size göstereyim. Cornelium portikacı demek. Burada seçim dönemlerinde insanlara para dağıttığı ve hani bana oy verin size işte şatafat, lüks bir hayat falan diye vaatler verdiği kişinin evi. Yani bu politikacıların birinin evi. O yüzden bu Cornelium'un anlamını da size anlatmak istedim. Biraz tanıdık geldi ama yorumlamasını size bırakıyorum. Şimdi Romalı ünlü komutan Nero'nun çok yakın bir adamının evindeyiz arkadaşlar. Sonrasında bu ev Misandro adı verilen ünlü bir Yunanlı şaire adanıyor. Onun adı veriliyor buraya. Bakın burası gördüğünüz mesela ilk girişte sizi böyle bir havuz karşılayacak. Yağmur suları aktığı zaman burada sular birikiyor. Ondan sonra da işte bu suyu sonradan kullanıyorlar.
Tabi havuz sistemleri de var. Burası iki katlı bir villa, bakın o zamandan bile villaların merdivenleri yapılmış. Tabi oraya çıkamıyorsunuz. Şurada da karşıda da ünlü Truva Savaşı'nı anlatan bir fresk de var duvarda. Tam bak parmağımın karşısındaki yer. Şu an çok kalabalık olduğu için uzaktan gösteriyorum. Yani Truva Savaşı o zaman bile çok ciddi bir şekilde etki yaratmış. Gördüğünüz gibi freskler dört bir yanda evde. Bu da bir şatafatı gösteren bir şey. Yani burası bir Asilzade'nin evi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi burası iki katlı bir villa. Üst katta köleler kalır. Alt katta da Asilzade'ler kalır arkadaşlar. Burası da işte evin avlusu. Zeugma'ya falan gittiğiniz zaman genellikle bu tarz yerlerde artık mozaikleri görmeye başlarsınız. Ama burada freskler var. Burada mozaik göremiyorsunuz. O sanat yaygın değilmiş o zamanlar. Ama orası tabii ki bir Roma kalıntısı olduğu için. Yani Zeugma eskiden bir Roma imparatoruna bağlı bir şehirdi ama dediğim gibi her şehrin kendine ait bir mimarisi ve sanat anlayışı var. Burada freskler, orada mozaikler var. Ama buranın da böyle bir avlusu varmış. Tabii sonradan bu bitkiler dikildiği için belki de ortada daha farklı eserler varmış. Yani bir oturma yerleri, yemek yerleri, eğlence yerleri varmış. Ama şu anda ayakta kalan en güzel bir evlerden biri olan Menandro'nun evi, ünlü şairin evi burası arkadaşlar. Burası ünlü bir zengin aristokratların evi olduğu için arkadaşlar birçok farklı detay da göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi mesela onlara özel banyoları. Zaten yavaş yavaş mozaikler hayatlarına girdikten sonra yüzey zemini, havuzların zemini mozaik olmaya başlıyor. Az önce hani Zeugma'da bahsettim ama burada da belli dönemlerden sonra mozaik sanatı girmeye başlıyor. Böyle şekilde yapıyorlar ve karşısında da bakın şuraya göstereceğim. Şimdi fotoğraf çeken var, bekliyorum. Burası da paganların tapındı. Yani o zamanlar bunların daha bir dini yok. Hristiyanlık yaygınlaşmamış. Pagan dinine inanıyorlar. Burası onların dua odası. Gördüğünüz gibi küçük heykellere o zamanki pagan tanrıları var. Bakın onların küçük heykelcikleri var. Adaklarını buralara adıyorlar ve dualarını ediyorlar. Şimdi aristokratların evlerini gezdiğiniz zaman pek çok freskler göreceksiniz. Bunlar o kişinin hayatına dair izleri, işte onların hayatının nasıl olduğuna dair bilgiler veriyor. Menandros diye bahsettiğimiz zat da bu. Kendisi ünlü bir şair. O zamanki Yunan bir şair. Komedi oyunları, işte o zamanki komedileri yazıyor. Gezerken birkaç tane onun da böyle hayatını görüyorsunuz. Mesela burada şiir yazarkenki bir freski var. Önce alçı taşları, yani sünger taşları yapılıyor. Daha onlar ıslakken üzerlerine işte bu rosa toprağı, yani bu Pompei'ye özgü bir toprak kaplanıyor. Ve daha bu kurumadan da freskler çizilmeye başlıyor. Bakın burada da mesela yine onun hayatına ait. Kendisi aynı zamanda bir avcı olduğu için avcılık yaparkenki resimleri var. Biraz böyle artık anlayabiliyorsunuz. Bakın burası daha böyle bir kendini belli ediyor. Bakın burada da o dönem burada yaşayan kölelerin kemiklerini göreceksiniz. Bunlar muhtemelen buluntulara göre anlatıyorlar tabii ki. Zincirlenmişler. O yanardağ patladı, sırada kaçmasınlar diye. Hatta Pompei filmini izleyenler o sahneleri de hatırlar. Burada da işte onlar öldükten sonra direkt toprağın içinden çıkarılmış olan kemikleri. Şimdi hamamlar bölgesine geldik. Burası Stabia diye geçiyor arkadaşlar. İtalya'da terme denir. Terme kelimesini gördüğünüz zaman orada bir hamamın olduğunu, yani yıkanma, banyo gibi bir şey. Bizdeki Türk hamamı gibi düşünmeyin. Olduğunu bilmelisiniz. Şu anda işte bir tarafta evler, bir tarafta da hamamların kalıntılarına doğru gidiyoruz. Yani burada dediğim gibi tamamen bir şehir yerleşkesini düşünün arkadaşlar. Çoğu yıkılmış gibi görülse de aslında hepsinin ne olduğunu çok iyi anlayabiliyorsunuz. Bakın devasa bir alan. Ucu bucağı yok yani. Buraya geldiğiniz zaman ilk hamam bölgesine taşlaşmış insanlardan birini göreceksiniz. Bakın o dönem bu kadın hakkında hamile olduğunu da iddia edenler var. Arkasındaki kemere de baktığınız zaman onun köle olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun gibi birçok heykeli farklı yerlerde göreceksiniz. Daha sonra taşlaşmış insanlar bahsedelim. Şu gördüğünüz gerçek bir insan arkadaşlar. Lavların altından kaldıktan sonra alçılama yöntemiyle çıkartılmış. Bu şekilde de varlığını korumayı başarmış.
Evet, şu anda gördüğünüz kısım arkadaşlar az önce taşlaşmış heykelle çektiğimiz hamam kısmı. Burada erkek ve kadın ayrımı var. İkisi aynı yerlerde yıkanmıyorlar. Sağ taraf erkekler, sol taraf kadınlar hamamı. Ortasında artık çıkıp güneşlendikleri, kurulandıkları avludayız şu anda. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık olduğu için zor koşullar altında çekmeye çalışıyorum. Şimdi de yine sıraya girip diğer hamamın kısımlarını göreceğiz. Şu anda hamamın iç kısmında ilk olarak soğuk havuz var arkadaşlar. Burası bir şok havuzu. Buraya girip önce burada serinliyorlarmış. Burası da sauna kısmı arkadaşlar. İşte bu taşların üzerine oturup burada tipik o şimdiki saunalar gibi ısınıyorlar. Bakın burası ocakların olduğu kısım ve havuzun olduğu kısım. Aşağıda ateşler ya da bilmiyorum artık o zamanki ısıtma teknolojisi neyse. O şekilde burada sauna kısmını da burada hallediyorlar. Bir bilgiyi düzelteyim arkadaşlar. Şu gördüğünüz küçük taşların hepsi aslında şunların devamıymış. Zamanla bunlar yıkılınca küçük hallerini kalmış. Asıl işte sıcak havalar buradan geliyormuş. Duvarlar çift katmanlı arkadaşlar. Borular geçiyormuş. Buradan sıcak sular çıktığı zaman bakın şurada gördüğünüz gibi şu kısımlarda artık saunanın keyfine varıyorlarmış. Roma ve Yunan medeniyetleri arkadaşlar aynı zamanda genel evleriyle ünlü. Burası genel ev değil ama genel eve doğru gideceğiz. Burası da bağımsız çalışan bir hayat kadınının eviymiş. Bakın şurada taş bir yatak var. Bunun üzerinde işte her şey oluyormuş. Dediğim gibi böyle ilginç yerlerde göreceksiniz. Bir şehir yaşantısına ait ne varsa burada göreceksiniz. Şimdi en çok ilgi çeken yerlerden birindeyiz arkadaşlar. Burası genel ev Lupa Nare diye geçiyor. Lupa kurt demek, kurt uluması anlamına geliyormuş. Kadınları bir nevi ona benzetiyorlar. Buradan o zamanki erkekler işte artık ya da kadınlar kim istiyorsa buradan gelip işte hayat kadınlarıyla ilişkiye giriyorlar. Ve burada para karşılığı çalışan kadınların yeri, asıl yani resmi yer burası. Arada tabii bireysel çalışanlarını da gösterdim ama resmi olarak genel ev bu kısım. İki katlı bir yer gibi görünüyor ama ikinci katı sonradan inşa edilmiş. Bakın arkadaşlar içeri girdikleri anda bu freslerdeki işte hayat kadınları resimleri, pozisyonlar, bu tarz şeylere bakarak kadınları seçiyorlarmış. Ha gerçi seçmese bile işte buranın bir genel ev olduğunu çok iyi bir şekilde daha girdiğiniz gibi anlıyorsunuz. Bu kısımlarda odalar arkadaşlar. İşte seçtikleri kadınlarla buraya geliyorlarmış. Şimdi sokaklarda gezerken karşınıza şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Bunlar kurşundan yapılma su boruları. Yani bu kadar hamama, havuza bağlantı bunlardan gidiyormuş. Tabii şu anda bakın ilerledikçe göreceksiniz karşıdan devam ediyor. Hamamlar arasındaki bağlantı da bunlardan ve burada da dirsekler. Yani iki borunun bağlandığı kısımlar da buralar. Yani teknolojinin 2000 sene önce nasıl olduğunu, suyun nasıl taşındığını burada çok iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz genel eve hangi yoldan gideceğinizi gösteren işaretler. Bir nevi aslında genel eve tam uygun bir işaret tabelası bulmuşlar. Eskiden beri bunlar burada işte yönünüzü bulmanızı sağlıyorlarmış. Niş yol buradaki en büyük cadde arkadaşlar. Abonlarne Caddesi yani bereket yolu anlamına geliyor. Sağlı sollu bütün zenginlerin villalarını, onların işte ticari hanelerini, dükkanları, hamamları yine burada görüyorsunuz. Bayağı uzunca bir yol zaten. Biraz Pompei'nin de geçmişine de hazır burada yürürken anlatayım. Milattan önce 2. yüzyılda burası kuruluyor. O zaman antik Yunanlılar tarafından kuruluyor. Sonra tekrar bir yani Roma medeniyetini buraya yayıyor ama burası aslında bir antik Yunan şehri. Zaten anlattığım hamamları, foruma, amfiteyatroya baktığınız zaman Yunan izlerini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Onun dışında şöyle bir geçeyim. Onu çok iyi şekilde görebiliyorsunuz ama sonraki dönemler işte milattan önce 79 yılında burası hani buradaki inanışa göre sapkınlıklardan dolayı tanrı bunları cezalandırıyor ve yanardağ patlıyor ve burada iki şehri etkiliyor. Onlar da işte Pompei, diğeri Etrika diye bir şehirde tam emin değilim. Onun da yarısı kalbar altında kalıyor. Ondan sonraki dönemlerde 1600 yıllara kadar buradan kimse bundan haberdar olamıyor. Ta ki 1600 yılında arkeologlar burada ilk kazılara başlıyorlar. Yine tesadüf eseri burası keşfediliyor ve ondan sonra da artık
bu şu anda günümüze kadar bu kazılar devam ediyor. Şu anda sadece belli bir bölümünü gezebiliyorsunuz. Ve bu bölüm de bayağı büyük bir bölüm. Yani sonuçta 15 bin kişilik şehirden bahsettiğiniz zaman böyle bir yerin varlığını, ne kadar büyük bir şehirde yaşadıklarını anlayabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar, yine taşlaşmış insanlardan bazılarını yine burada görebiliyorsunuz. Eskiden çok daha fazlaydı ama sonraki zamanlarda bunların hepsi müzelere taşındı ya da saklandı. Bakın oturan adam karşıda. Şimdi daha çok yaklaşacağım. Yani burada lavların ne kadar etkili olduğunu görebileceksiniz. Bu da arkadaşlar oturan ve nefes almaya çalışarak ölen bir insanın taşlaşmış hali. Burada da artık ölmüş, bu şekilde çıkarılmış olan bir heykel. Çok az görüyorsunuz dediğim gibi. Şu ana kadar 4 tane görebildik. Bakalım belki ilerleyen yerlere daha fazla görebiliriz. Şu anda bulunduğum yerde arkadaşlar Macellium. Burası artık bir pazar yeri. Et, balık, işte tavuk almak isteyen ya da burada yemek isteyenler buraya geliyorlarmış. Zaten forumun yan tarafında olduğu için forumun sağında sonunda bu tarz çarşıları çok sıklıkla görebiliyorsunuz. Tamamen işte Roma döneminden kalma freskleri de zaten görüyorsunuz. Romalıların böyle kendi hayatlarını resmettikleri freskler var. Burası onun işte meydanı. Burada oturup yemeklerini falan yiyorlarmış. Satın almalarını yapıyorlarmış. Evlerine buradan işte ürünleri götürüyorlar. Arka taraf aynı zamanda arkeolojik kazada çıkarılan eşyaların koyulduğu yerlerden bir tanesi. Şu anda da dediğim gibi Macellium'u gördük ve yolumuza diğer mekanlara doğru devam ediyoruz. Şu anda bulunduğum yerde arkadaşlar forum kısmı. Forum ne oluyor? Toplanma yeri oluyor. Alışveriş yaptıkları yerler oluyor. Tapınaklar olan Geo Tapınak. Bunlar daha önce söylediğim gibi pagan oldukları için onların en büyük tapınakları da burada. Yani burası bir yaşam alanı. Şu andaki zaten forum AVM'leri düşününce bir nevi eski AVM'ler, toplanma alanları, gösteri merkezleri. Arkada da işte son zamanlarda yapılan bazı heykelleri de görüyorsunuz. Ünlü bir Polonyalı artist buraya bazı heykeller de yapmış bronzdan. Böyle bir atlı heykeli oraya dikmişler. Girişte de bir tane vardı. İki tarafı kapalı bir yolmuş aslında burası. Sonrasında üst kısımları yıkılmış o yanardağdan sonra ama sütunların çoğu ayakta duruyor. Yani uzun zaman sonra gördüğüm en böyle güçlü ve ayakta kalmış bir alanlardan biri, forumlardan biri burası. Bayağı da geniş bir alanmış. İşte o 2000 sene önce lavlar patladığı zaman muhtemelen bütün insanların kaçışmaya başladıkları yerlerden birisi de burası olmuştur. Yaklaşık 3 saattir geziyoruz arkadaşlar ama bitmedi. Ki dediğim gibi burası sadece şu ana kadar çıkarılan kısımlar. Sağda bazilikalar var, adliye sarayları var. Yani tam bir şehir kompleksinden bahsediyoruz. Uzun zaman sonra yani çok antik kent gezen biri olarak söylüyorum. Bu kadar toplu ve bu kadar büyük bir alanı ilk defa gördüm. Ve lavların hani ben çok daha etkisi olduğunu düşünmüştüm ama sadece insanların canını almış. İşte şehirleri nasıl bir antik kent günümüze nasıl ulaştıysa burası da o şekilde ulaşmış. Ve çok sağlam bir restorasyon çalışması yapılmış ya da dediğimiz sandığımız kadar lavlar buradaki yapılara çok fazla zarar vermemiş. Şimdi gördüğünüz gibi şu anda yavaş yavaş çıkışa doğru gidiyoruz ama burası herhalde bir 20-30 sene sonra en az 5-6 kat daha fazla gezebileceğimiz bir alana sahip olacak. Çünkü restorasyonlar devam ediyor. Ve Pompei gezimizi tamamladık arkadaşlar. Yaklaşık 3 saatlik bir yorucu bir yolculukla koca bir antik kenti gezdik. Eğer aracınıza gelirseniz böyle yakınlarında otoparklar da var. Gelip burada saatlik ya da günlük olarak bırakabiliyorsunuz. Şimdi biz de otobüsümüze doğru geçiyoruz. Ondan sonra Napoli gezimize devam edeceğiz. Bu videoyu ayrı bir şekilde koymak istedim. Çünkü Pompei gerçekten devasa bir antik kent. Dünyadaki en büyük de antik kentlerden bir tanesi. Ara ara da zaten ana Napoli videosunda içinde olacak. Oradan da görüntüleri izleyebilirsiniz diyorum. Ve yeni rotamızda görüşmek üzere. Bye.